Nasılsın ablacığım? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Adın ne? Nurhan Tuncel. Çok sempatik duruyorsun. Teşekkür ederim. İzliyor musun beni? Devamlı izliyoruz. Beyim de sizi seviyor. Nurhancığım nereden geliyorsun? Ankara'dan sizin için geldik. Seni yerim. Nurhan'ıma bir alkış. Kimle geldin? Kızınla. Kızımla geldim. Hoş geldin kızı. Saçlarımız çok benziyor. Yani benziyordu. Ben kestirdim. Ben de bugün kestirdim. Benim kestirmemiş halim senin kestirmiş haline çok benziyor. Erkek ve kadın ayrımı yapmak için bu kadar bence ideal. Hayatım tek ayrımımız o değil. Rahat ol. Hoş geldin sakalsız adam. Sakalsız değil çünkü. Eşin galiba. Evet. Hoş geldin. Yaşamı tahmin edebilir miyim? 33. Hayır. Kaç? 37. Çok da şaşırmadım. Ne şeyin? Çünkü evlisin, evli olduğun kadın profiline saçmalıyım. İki, sakalların yok ama ufak görünmüyorsun. Hayat yorgunluğu var üstünde. Yok artık. Yemin de şey böyle, Kerim haftada 7 gün çalışacak işi. Ne iş yapıyorsun? 7 gün 24 saat çalışıyorum. Ünlü Şahin Hasan Cankaya. Ya karın mı, işin mi desen işini seçer adam. Öyle mi? Öyle. Karın mı, işin mi? Şimdi onlar uyuduktan sonra... Oha! Manyak mısın? Evet. Eşin mi, işin mi? Hepsi. Mertcan bu arada networkçü. Acaba radyasyondan beynine mi bir şey oldu? Hoş geldiniz, çift misiniz? Evli misiniz? Ne zaman? Çıkışta evlenecek misiniz? Ne iş yapıyorsun? Ben doktorum. Eşin ne kadar güzel ya. Allah bağışlasın kardeşim. Ne kadar güzel gülüyor. Ben zaten senin iyi bir konumda olduğunu anladım onun gülüşünü görünce. Çünkü öbür türlü bu boğazı kazakla neden? Nasıl tanıştınız oradan anlatın. Önce siz ne iş yapıyorsunuz? Ben hemşireyim. Tam bir gerçek aşk evliliğiymiş. Adın ne? İsmail Mutlu. Ne iş yapıyorsun? Hiç karıştım oraları. Niye oğlum söyle? Şoförlük. Nerede? İstanbul'da. Makam şoförlüğü mü? Oğlum söylesene. Berbat. Söyle. Valla hiç karıştırma. Oğlum bizim akşama kadar vaktimiz yok. Şoförlüğünü yapıyoruz. Kimle geldin? Tek geldim. Valla yalnız geldim. Öyle mi? Sevgilin yok değil mi? Karıştım oraları. Abi al şu mikrofonu. Seninle mi uğraşacağız? Ne sorsak? Bir saattir söz istiyor. Orayı karıştırma. Burayı karıştırma. Yok yok. Vallahi vaya karıştırırsam vaya. Tamam ver mikrofonu. Sen Türkçe öğrenene kadar biz devam edelim. Teşekkürler kardeşim. Tek şak yapabilir miyiz? Böyle tokat gibi. Bir, iki, üç. Bu senin işine kardeşim. Hoş geldin bebeğim. Hoş buldum. Adın ne? Tuğba. Kimle geldin buraya? Tek. Sevgilin var mı? Yok. Bir erkeklerden 3 kriter ne? Zeki ve komik olması. Eskiden hani böyle tamam yakışıklı olsun, olsun, uzun boylu olsun öyle falan derdim de şu anda mesela Türkiye'de en beğendiğim adam sen ve Cem Yılmaz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cem abiyi de seviyoruz. Teşekkürler. Zeka ve şu anda hani eğlenebileceğim insanlara önem veriyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın hayatım. Daha benim böyle şeyim var. Daha çok fantaziye açık olanım. Muadilin gibi. Muadilim gibi. Evet. Benim komik olmayanım. Nurhan neden konuşuluyor? Ya Ankara'dan amca nasıl izleyecek seni? Tabii ki böyle şeyleri duyacağımı biliyordum. Baba! Bak bu müstehcen muhabbete maruz kalmış kadın ses tonu bu bak. Bütün annelerimizde hepsinde var mesela. Annelerin yanında böyle bir cinsel bir laf geçsin. Hani abu. Kız beni çekme abu. Doğru, sizi sevdiğim için geldim. Allah razı olsun. Geldik doktorlara. Burcu ne? İkizler. İkizler nasıl? Dünyanın en kötü burcu. Ne mesela kötülükleri var? Çok dengesiz ve iki kişi gibi. Bu evlilik süreci uzun sürdü değil mi? Bir yükseldi bir düştü falan. Evet. Yani bu şu demek. Aniden nişan atabilirler. Yok ya. Çok da sert bir yok ya duymadık değil mi? Aniden nişan atabilirler. Ne alakası var ya? Nişanlanmadık daha. Sadece evlenme teklifi aldım. Ne zaman? Bir 3 ay kadar oldu. Peki yüzük müzük? Var ama bugün yok. Verdi mi yüzüğü yani? Verdi evet. Nerede? Ya ameliyathanede çalışıyorum. Ameliyathane hemşiresiyim. O yüzden çok takmıyorum. Nişan falan ne zaman? Daha tarih vermedik yani. Nurhan. Abu. İyi karar.
karar vermesi lazım. Ben siz seneli gelmiş. Sizin o zamanlar öyleydin. Düzen çok değiş. Erkekler çok dengesiz anacığım. Evet. Beyin ikizler değildir. İkizler olsaydı 40 sene sürmeyebilirdi. Yok, o yengeç, ben akrep. Sen akrep misin? Nur Hanım'a bir alkış. Teşekkür ederim, sağ olun. Nur Hanım, sana 5 tane konser bileti veriyorum. İstanbul İF Beşiktaş Performans'ta ne zaman istersen gel konsere git, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Sen muhtemelen abiyle beraber konsere gideceğini düşünmüyorum. Siz çocuklar kullansın. Biz gidemeyiz. Çünkü ben Ankara'da olduğum için annem var, ona bakıyorum. Kayınvalidem. Kayınvalidene bakıyorsun. Annen değil, kayınvaliden. Evet, 40 senedir beraberiz. 40 senedir kayınvalidene bakıyorsun. Evet. Bir tek Rize'yle alkışıyor. Sence mantıklı mı yaptı? Bir kararınızı bu beğeniyorsa şeyi düşünün. Burada bir sıkıntı var. Şey gibi düşünün. Hani bu vücuttaki kanser hücreleri için şeker yüklüyorlar ya. Kanser hücreleri ortaya çıkıyor. Bu vücuda yüklenen şeker. Bu adam Türkçesi yok. Ne kadar üzücü ya. Dört dil var. Dört dil var. Nas. İngiliz. Rus. Rus. Aynen bak. Dört dil var dedin, böyle mi? İngilizce'de I, you, we, she, it. What is? Please again. İngilizce söyler misin kardeşim? Want is, Lazza, Tuvida, Moşkida. Bir dakika, want is ne lan? Want is seni sevmek demek bak. İngilizce. Yok, Lazza. Lazca mı dedim, İngilizce dedim. İngilizce. I love you. Ali Yavur. Ya size ne? Aynen, aynen, Ali Yavur. Bu ne engin bir İngilizce. Gelelim boşanmak üzere olan çiftimize. Ne zamandır çıkıyorsunuz? 2 seneyi geçti. Ne kadar tanıştıktan sonra sevgili oldunuz? Bir 6 ay kadar. Ha, kolay ikna olmadın. Ya evet. Ya yani doktorlar biraz şey oluyor. Şüphelendin. Acaba dedin niyeti ciddi değil, takılmak için mi çağırıyor? Evet. Bir de sen güzelsin, çok zorlanmışsındır, artık alışmışsındır. Yani öyle bir prensip vardır kafada. Abi doktor benden uzak olsun. Tam o sırada hayatına astronot kıyafetiyle Alper Gezer Avcı. Çok düzgün bir insan. Yani çok farklı yaklaştı. Herkes gibi yaklaşmadı. Efe gibi yaklaşmadı yani. Size ben konser bileti veriyorum. 4'er tane. Biraz daha ilişkiniz sağlamlasın. Ya bir konserde coşun, evlenme teklifine geç ya da ayrılın. Yani ikisinden biri. Evlenme teklifi aldım ben. Aldın da nişan yok hayatım. Yani niyeti yok mu acaba? Yüzük var ya, ben takmadım bugün. Ama yüzüğü niye takmıyorsun? Sana ne oğlum? Mesela sırf sen böyle dedin diye bile mantıklı bir hareket olabilir. Bak onaylamadı. Demek ki doğru yoldasınız. Teşekkürler Genius. Teşekkürler Deha. Şu an fazla IQ'ya boğdun bizi. Birazcık bizim aptala ihtiyacımız var. 5000 TL buraya geldim. İşte şimdi 5000 de ben vereyim, geri dön kral. Sevgiline, eşine hangi organını 15 gününe vermek isterdin? Ben beynimi kocama vermek isterdim 15 günlüğüne. Çok ihtiyacı var onun çünkü. Ben varsın biraz eksik yaşayabilirim. İdare edebilirim kendimi. Ergin, konudan çıkar mısın? Makara yaptık, geçti konu. Şu an gayet iyi ilişkiniz var. Biz dalga geçtik. Çok da tatlı duruyorsunuz. Allah da uzun şey yapsın kardeşim. Çık şurada, ben bu balonları görüyorum burada şu an. Arkadaşlar galiba ayrılmana biz neden oluyoruz? Tohumu bu programda atıldı. Üzgünüm, geçmiş olsun. Ben sana yeni birini ayarlarım. Bir sistem anlatayım mı? Hayır Rize, teşekkür ederim. Ama çok memnun kalırsın. Çok teşekkür ederim. Çıkışta anlat bak. Biz çıkıyoruz ya, salon boşalıyor, anlat. Ararsın beni sonra. Ben o pişmanlığı yaşamak istiyorum, biliyor musun? Sevdiğiniz bir insana söylediğiniz en büyük yalan. Aileme söylemiştim ben küçükken yalan. Erkek arkadaşımla konuşuyordum telefonda. Babam da yakaladı. Telefonumu elimden aldı. Ben de telefonu o zaman yeni almışım. Çok heyecanlıydım, heves etmiştim. Baba ver ver dedim, vermedi. Telefonumu geri almak için şey yaptım. Gittim, tüpün üstüne çay koydum. Ondan sonra çay suyunu ılıttım önce. Gördüler fokur fokur olduğunu. Aldım, soğuk su koydum. Baktım ılık, hani yakmayacak. Üstüme döktüm. Sonra kendimi yere attım. Dedim ki aa yanıyorum yanıyorum falan filan dedim. Çok iyi rol yaparım. Çok korkutucu abi ya. Şu adam yere bakıp ne düşünüyor acaba? Ne düşünüyorsun kral? Beyazı versene. Ne anlattı hanımefendi abi? Ilık suyla...
madem su sıcak çay mı demleyelim ya da boşa gitmesin yani ikisinden biri. Adı ne kral? Serkan. Neye daldın Sertancığım? Olayı yanlış anlattın da bu arada, alakası yok söylediğin şeyle. İlgimi çekmedi açıkçası o yüzden. Anladım. Ne yapmanı bekliyorsun? Nasıl şeyler anlatsın senin ilgini çekmek için? Yok, yalan da çok profesyonel gelmedi bana o yüzden yani hani suyu döktüm üstüme ay yanıyorum. Kral bak, ses tonun güzel, diksiyonu çok düzgün ama tam böyle her kimi bilen antipatik adam şeyi var. Kız çocuk anısını beğenmedi. Çok profesyonel gelmedi yani. Yani babası yani gibi geldi kızın attığına. Ne yapıyor? Mesela ne yaptı? Babası mı yani erkek kaşıyla gangbang yaptı yani seks yaptı? Ne yani? Hani... Böyle misindir genel olarak? Evet. Kadın yılmış. Hanım yani bu pozisyon bana şey gelmedi yani. Çok zekâleştiriyor değil mi? Değil. Korkuyor senden çünkü çıkışta şöyle yapmana çekiniyor. Aşkım bir de rezilsin a** kodum kekosuna. Allah'ın cahil gün görenlisi gelmiş orada adamın yanında beni. Ya ben seni cebimden çıkarım ya it. Hasancan şimdi şöyle bir gerçek de var. Ben de Güngören'de doğdum büyüdüm. Ama layık olabildin mi Serkan'a? Beğenmiyor demedim ki olur mu? Beğenmiyor demedim. Düşük zekalı buluyorum seni hayatım. Kendini sevmeyle alakalı şöyle bir şey anlatabilirim. İkizlerimiz var, iki erkek. Çocuklar da gibi davranıyor mu? Hayır. Ya asla. Mükemmel bir baba. Kötü bir eş ama mükemmel bir baba. Her hafta söylüyorum, inandığım için söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Eyvallah.